Hocam öncelikle röportaj talebimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Şimdi bir sosyal medyada sansür uygulanıyor gibi bir görüntü var ya da öyle algılanıyor, öyle aktarılmaya çalışıyor. Instagram'ın kapalı olduğu bir süreçteyiz. Bir sosyal medya mecrası kapandı. Bugün mecliste konuşmalara bakılınca TikTok için de bir hamle geleceğe benziyor. Tam bugünleri konuşurken bir de Roblox diye bir online iletişimde olabileceğiniz bir oyun mecrası kapatıldı. Şimdi öncelikle Instagram'la ben başlamak istiyorum müsaadeniz olursa. Instagram kapatılabilir mi, kapatılmalı mı, hangi hukuki gerekçeler bu düzende bu gerekçeyi yaratabilir ve bununla birlikte tabii bu alanda akademik çalışmalarınız da var. Bu fikirleriniz çok önemli. Siz nasıl karşıladınız kapanmasını? Evet, öncelikle Sosyal Medya Sosyolojisi adlı bir kitabı ve ders okutan bir hoca olarak iki de enstitü kurduk sosyal medya ile ilgili. Bir kere dünya tarihinin en büyük iletişim alanındayız. Bunu da sağlayan sosyal medya. Yani dünya nüfusunun 3'te 2'sini kullandığı, işte ortalama bir insanın günde 3 saat vakit geçirdiği ve müthiş büyük bir finansın olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Yani sosyal medya sadece sosyal medya değil. Sadece sosyalleşmiyoruz yani. Evet, insanların sınıf arkadaşlarını aradığı segmenti çok geçtik. Kendi dili, ritüeli, kuralları olan dünya ekonomisini, siyasetini, hatta toplumsal yaşamın her anında kullanılan bir mecradan bahsediyoruz. Öncelikle sosyal medyanın ne olduğunu, dönüşmüş halini iyi anlamak lazım. Yani bizim karar vericilerimiz bu dönüşmüş halinden bir haber. Örneğin Instagram'la girdiniz. Instagram, Türk insanının en çok kullandığı bir aygıt. 58 milyon. Yani 86 milyonun 58 milyonu yaklaşık Instagram kullanıcısıdır. Ayda 23,5 saat kullanımda olan bir aygıttır. Ve en çok üye sadakatinin olduğu sosyal medyadır. Çok ilginçtir. Bakın YouTube'da da bu vardır, Instagram'da daha fazladır, Twitter'da yoktur, Facebook'ta azdır ama Instagrammer dediğimiz insanlar vardır. Yani sabah onunla kalkar, onunla yaşar, her anını paylaşır. Instagram sadece görüntü, fotoğraf paylaşma yeri değil bu arada. İnsanların ticaret yaptığı bir yer. We Are Social 2023 araştırmasına göre dünyada internetten en çok alışveriş yapan millet Türklerdir. Bu da Instagram kanalı olur. Kobiler, küçük girişimciler, influencerlar ticarette Instagram'ı kullanır. Otel reklamlarından tutun, alışverişe, yemeğe, içmeye kadar insanların başvurduğu bir kanaldan bahsediyoruz. Yani neredeyse bir yaşam rehberi olmuş. Elbette sosyal medya kanallarının tamamında bir problem alanı vardır. Çünkü editoryal sürecin olmadığı, kontrol olmadığı yerlerde bunlar görülür. Bu yüzden belki bunlar arasında en masumu Instagram'dı. Yani niye kapatıldığını biz de anlamadık ama 5651 sayılı internet suçlarını içeren bir yasa var. Bu yasalaşma sürecine ben de mecliste destek olmuştum. Bilgi vermiştik komisyonlara. Orada 8. maddenin A fıkrasına göre 7 tane madde var. İşte çocuk istismarından tutun da ayrımcılığa kadar katalog suçlar dedi Sayın Bakan'ın. Buna sokularak yapılan bir uygulama Instagram. Ama biliyorsunuz işte Hamas lideri Haniye'nin ölümü üzerine paylaşımların engellenmesine dönük kapatıldığı söylenmekte. Bir böylesi toplumsal yaşam içerisine girmiş araçları küt diye kapatamazsınız. Nasıl kapatılır? Bu kapatma süreçleri tüm dünyada çok ağır eleştirilir. Bakın, Birleşmiş Milletler görüşme ve çalışmalarında sosyal medyaya erişim bir hak olarak görülüyor. Ve siz kapattığınız anda Tacikistan ve Kuzey Kore kümesine düşersiniz. Yani insan haklarına aykırı görülür. Tekrar söylüyorum, bakın 60 milyona yakın kullanıcısı var bu aygıtın Türkiye'de. Bir anda bunu insanların elinden alamazsınız. İçerik düzenlemesi, editoryal süreç talebinde bulunabilirsiniz. Yani bu anlamda yani Instagram aynı zamanda biliyorsunuz Mark Zuckerberg'in bir aracıdır. Evet. Onun ben Zuckerberg üçlüsü diyorum. Facebook, Instagram ve WhatsApp. 5 milyar kişinin kullandığı bir araçtır. Düşünebiliyor musunuz? Yani Bu saydıklarımız tamam belki telefonlarımızda var an itibariyle. Yani böyle bir dünya var. Öncelikle sosyal medyanın ne olduğunu anlamak lazım. Bunun sosyolojisini bilmek lazım. Biz bunu ders olarak da okutuyoruz. Ne yazık ki ülkemizde böyle değil. Yani çok basit yorumlar, primitif analizlerle görmekteyiz. Şimdi Instagram'ı kapattığınız zaman insanlar VPN dediğimiz harici ulaşımlar, DSN'lerle sisteme giriş yapıyorlar zaten. Evet. Yani bunu kapatmak mümkün değil bir kere. Yani Instagram'ı kapatmak için, sosyal medyayı kapatmak için elektriği kapatacaksın. Yani böyle bir şey mümkün değil. Daha önce de oldu biliyorsunuz. Çeşitli kısıtlamalar vesaire. Kapatma yanlısı değilim. Ancak çok net olarak müzakere yapılarak yasal süreçlerde bunlar oluşabilir. Ha, bu şirketler çok masum değil. Özellikle yasal düzenlemelerde Amerika ve Avrupa uygulamaları ile Türkiye uygulamaları farklı. Yani Türkiye'de yasal şeye tam gelmediler. Yani temsilci bulundurmayı bile son anda yaptılar. Bu yüzden onlar da tabii ülkenin gücüne göre hareket ediyorlar. Bu anlamda baktığımız zaman da şu anda bir kaos yaşanıyor. Bir hafta oldu neredeyse. Bu arada evden ticaret yapanlar var biliyorsunuz. Küçük KOBİ'ler var. Bunlar şu anda iflas grubuna düştü. Nasıl sonuçlanacak süreç sizce hocam? Tabii burada Zuckerberg önemli. Çok önemsemeyebilir. Çünkü dünyada 5 milyarda 50 milyonluk yani 1 milyar 100 milyon kullanıcısı var Instagram'ın. Önemsemeyebilir ama baktığımız zaman Türkiye için bir kayıptır. Çünkü insanlar buralarda ticaret yapıyorlar. Halk tabiriyle ekmeklerini oradan kazananlar var. Influencer'lar var vesaire. Bir de böylesi yaşamla iç içe geçmiş teknolojik uygulamaların da kendine has gücü var. Yani şimdi bir anda kapattığınız zaman insanlar Twitter'dan çok ağır eleştiriler yaparlar. Belki haklıdırlar. Bir de tabii niye kapatıldı onu bilen de yok. O da önemli. Şimdi katalog suçlar dendi ama nedir bilmiyoruz. Katalog suçlar da Roblox kapatılmasına şeyi yayınladılar. Adana mahkemelerinde kapanma kararı almış. Bunu kim aldı? Ya bir hukuki gerekçe olmadan kapatılması evet, bir hukuk yani devletinde olmaması gereken. Katalog suçlar dediğimiz çocuk istismarı mıdır? İşte kaçakçılık mıdır? Uyuşturucu mudur? Onları da bilmekte fayda var diye düşünüyorum. Yani biz sosyal medya araçlarının aslında kimi ülkeleri tahakküme alma gücünün de olduğunu görüyoruz. Bu nasıl dizginlenecek hocam? Yani şimdi ben ona çok katılmıyorum. Yani şimdi Çin örneğini verelim. Çin asla bunlarla uğraşmadı. Kendi sosyal medya ağlarını kurdu. Bir Çinli'ye 2.1 sosyal medya aracı düşüyor. Milyarlarca kullanıcıları var. Şimdi doğru. Bu sizinle ilgili bir şey. Tahakküm altına girecek kadar zayıfsanız bir sosyal medya aracına yapacak bir şey yok zaten. Ben o tarz şeylere katılmıyorum. Yani peki Arap hocam. Baharı Arap coğrafyasında oldu da niye şeyde işlemedi Avrupa'da ya da başka bir yerlerde. Yani o yüzden sosyal medyayı anlamak diye benim de bir çalışmam var. Yani bunu anlayacağız. Bu nedir, ne değildir. Siyasetçi, politikacı seçim zamanlarında çok yoğun başvuruyor koşa. Doğru. Eğitim alıyor, hizmet alıyor, adam tutuyor. Normal şartlarda şart diye kapatamazsın. Yani bu insanların anlayacağı bir iş değil. Hele gençler. Instagram kullanıcıları 18-24'tür bu arada. Gençtir. Biraz daha yaşlanmaya başladı gerçi. Büyük anne, büyük babalar da Instagram'da yer alıyor. Facebook en yaşlı olandır mesela. Evet. İşte LinkedIn profesyonellerindir. Böyle şeyleri vardır sosyal medya sosyolojisinin. Yani bu dersi de kitabı da Türkiye'de ilk okutan bir hoca olarak onu verdiği güçle konuşuyorum. O yüzden böylesi kararlarda da bu işle uğraşanlardan destek almak lazım. Yani küt diye kapatırsanız bunun sonuçları ne olur, nasıl yansır, ne yapılır onlara da bakmak gerekmekte. Aksi takdirde Türkiye 3. dünya ülkesi gibi algılanır ve basında da yurt dışında böyle analizler yapılıyor neyse. Peki hocam Roblox kararı. Roblox'u ben bilmiyordum. Online oynanan bir oyunmuş. Küçücük çocuklar oynarmış. Orada işte cinsel istismar gibi durumların da olduğu söyleniyor. Bu doğru mu? Ya da burada ebeveynler nasıl önlem alabilir? Bize de görev düşüyor evet, burada. Roblox dediğimiz sadece bir oyun değil. Minecraft var, Roblox da var. İşte yani onlarca, yüzlerce oyun var. Bir kere bu oyunlar artık yeni dünyanın yeni oyunları. Eskiden çelik, çomak, işte kukalı, mahallede oynardık önceden. Çocuklar işte en son nesil bizleriz belki de. Bu çocuklar artık böyle benim de 2 oğlum var Alperen. Onlar da aynı şekilde bunlarla uğraşıyorlar. Onların arkadaşı dünyanın başka bir yerinde olabiliyor. Kontrol etmediğimiz her dijital mecra tehlikelidir. Çok önemli evet, hocam. Tamam bu. Bu arada sadece Roblox, Instagram değil, geçen haftalarda Volpent adlı bir edebiyat sitesi de kapatıldı. Evet. Yani bu şikayetler üzerine karar alınıyor. Tabii yerel mahkemeler bu kararları alıyor. Bunların bilişim uzmanları var mı yok mu? O da komik. Karar alan hakim 3 ay sonra da aile mahkemesine görev yapıyor. Yani bu iş bir uzmanlaşma işi aslında. Uzmanlaşma adli alanda çok önemli. Şimdi Roblox kararını veren hakim acaba bunu biliyor mu? Bakmak lazım. Oyun nedir? Oyun sanal bir dünya yaratıyorsunuz ve orada karakterlerle beraber bir evren kuruyorsunuz. Yani Metaverse dediğimiz bir dünyada. Fakat tabii burada problem şu. Anonim insanlar var. Çünkü yeni nesil dijital oyunlarda artık connection dediğimiz iletişim herkesle oluyor. Hı hı. Yani Çin'den biriyle bağlanıyor. Hepimizin bir avatarı mı oluyordu öyle tabii mi? Tabii avatarlarla beraber hı hı, onlarla etkileşime giriyorsunuz. Yani bu kimdir, nedir, ne değildir onu bilemeyiz. Az önce değil mi bir oyun dünyası kuruyor. İşte LGBT'liler kendi oyun dünyasında işte erkeklerin, kadınların birbiriyle olan münasebetlerini meşhur gösteren bir dünya kuruyor baktığımız zaman. Tabii oyunun bir bağımlılığı var. Oyunun kendi para birimi var mesela. Hı hı. Robux diye bir para birimi Robux var. Bu para birimi üzerinden de alışverişler yapılıyor. Orada da bir dijital ticaret alanı var. Bakın her uygulama dijital dünyada para kazanma amaçlıdır. Kimse babasının hayrına, annesine, duaya bu işi yaptırmaz. Hı hı. Yani ya oyun satar, ya karakter satar, ya karaktere giysi satar, ya da işte hazine satar vesaire vesaire. TikTok dediniz, TikTok'ta Çin menşeli yapıyorsunuz. ByteDance şirketin yaptığı uygulama. Orada da gece yapılan canlı yayınlar var. O çok tehlikelidir. Yani bana deseler ki uzman olarak hangisi kapatılsın? TikTok kapatılsın derim. Sürekli zaten onunla ilgili yayınlar yapıyoruz. Çünkü orada editoryal süreç yok. Gece 2'de genç bir kız hediye alma adına, hediye dediğimizde bildiğimiz para. Hı hı. Mesela bir gül 1 lira ama bir araba 3000 TL. Anında geçiyor. TikTok kendi payını alıyor, gerisini karşı tarafa veriyor. O yüzden bunları iyi bilmek, uygulamaları tanımak önemli. Meclisimize ne yazık ki ben onlara da söyledim. Bu dünyayı bilen vekiller yok. Anlayan yok. Hı hı. Yani sağdan soldan aldıkları bilgilerle hareket ettiler. Yasa da zaten tam istenildiği gibi çıkmadı. Yani 5551 sayılı kanun. Çünkü orada uzmanlar çok görev alamadı. Bir anda sansür işin içerisine girdi. Ama baktığımız zaman son cümle dijital dünyanın kendi hukuku var. Onu bizim oluşturmamız lazım. Düşünebiliyor musunuz? İnternette işlenen suçlar ile normal suçlar aynı cezaya. Böyle bir şey olamaz. Ya, hukuki bir düzenleme lazım bunun için. Düzenleme yok. Hukuki bunu bilen bir hakimin de olması lazım. Bir savcının işte dijital yasa yapıcının evet, da bunları bilmesi gerekiyor. Lazım. Yani biz ikimiz kavga ediyoruz, küfürleşiyoruz. Cezası işte 2 yıldan başlıyor. Ama bunu 3 kişi görüyor. İnternette ama bunu yapıyoruz. Binlerce kişi görüyor. Yine 3 yıldan başlıyor. Evet. Yani bu mantıklı değil. Hı hı. Dünya bu konuda çok çalışıyor. Anglo-Sakson, Amerika, İngiltere hattının kendi esnek liberal bakışları var bu konuda. Ama Almanya, Fransa hattı çok sert. Özellikle Merkel döneminde sosyal medya ile ilgili çok ağır cezalar içeren yasalar çıktı Almanya'da. Hı hı. Çünkü gördüler ki Naziler oradan filizleniyor, oradan hareket ediyor. Bu yüzden de tüm dünyayı izleyen, tüm dünyadaki gelişmeleri bilen ve buna göre hukuku oluşturan bir yapıya kavuşmamız lazım. Tekrar söylüyorum, Instagram gibi Türk halkının çok sevdiği, kullandığı araçlar, işte Facebook gibi, WhatsApp gibi bunlar artık sosyal yaşamın bir parçası olmuştur. İnsanlar kendini eksik hissetmekteler. Bu da çok ilginç. Dijital eksiklik diyorum ben buna. Çünkü eskiden böyle bir şey yoktu. Benim eşim dün telefonu eline aldı. Eli şeye gidiyor Instagram'a. Dedim eline Instagram'a gidiyor. Sebebi ne? Alışkanlık. Alışkanlık var evet insan. Yani. Bir de insanlar oradan etkileşiyor. Birbirlerine fotoğraf atıyorlar. Önerilerde bulunuyorlar. İşlere giriyorlar. Meslek bile öğreneni gördüm ben ya. Hocam. Tabii gençler birbirine telefon istemiyor. Instagram'dan istiyor. Evet, evet doğru, doğru. Connect dediğimiz bağlantı araçları. Bu yüzden dikkatli olmak lazım. Tabii ki Instagram'da böylesi zararlı ne varsa ona dönük de açık ilişki stratejini kurgulaması lazım. Hocam şimdi kanun yapıcı değiliz, hakim değiliz, savcı değiliz ama netice itibariyle ebeveyniz, anneyiz, babayız. Nasıl önlemler almalı anne babalar, çocuklar özellikle? Evet, biz SODİMER olarak bunu çalışıyoruz. Normalde dijital arkadaş diyoruz. Yani biz yasaklayıp cezalandırma değil, çocuğumuzun dijital dünyasını iyi bilip, dijital ayak izi dediğimiz, nereye girip nereye çıktıklarını bizim mutlaka bilmemiz lazım. Yani son model telefon, tabletlerle odalarında onları yalnız bırakmak kadar tehlikeli bir şey yok. Çünkü son dönemde artık dijital dünyadan suç ve büyük olaylar ortaya çıkıyor. Anne baba bir bu konuda bilgili olacak. Ben çıktığım her yayında Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı, Aile Bakanlığı göreve çağırıyor. Çünkü hane içi dijital bilgisi eksik. İşte girişçesini dediğimiz gibi. Yani anne babaya bizim dijital dünyayı anlatmamız lazım. Ben bunu yetkilileri her gördüğüm yerde anlatıyorum. Çünkü bilmiyor anne baba da. Yani bilmiyor. İşte az önce sabahtan beri konuştuklarımızı bilmiyorlar. Telefonundaki uygulamalara baksınlar çocuklarını. Bir de gece 02.05 Yakup Bey, SODİMER olarak bunun adını da biz kriminal saat dilimi koyduk. Kriminal saattir. Gece 02.05 el ayak etek çekilir, anne baba uyur. Fakat gençler online durumdaysa burada ne yapmaktalar? Buna bakmak lazım. Emniyet verilerine göre sanal kumar, yetişkin sitelerine giriş, sosyal medya saldırganlığı da bizim ortaya attığımız bir kavram ve sosyal medya üzerinden her türlü kabahatin işlerini saat dilimidir. Yani 16 yaşındaki bir çocuk gece 2'de niye online? Buna bakmak lazım yani. Şimdi o yüzden anne baba uyuma diyoruz biz. Bakın çocuklarınız ne yapıyor, ne ediyor, kimlerle görüşüyor, ediyor. Sosyal medya üzerinde olan dalaşmalar, tartışmalar fiziki olarak da ölüme neden olan birçok şey. Geçtiğimiz saflarda bir adi vaka yaşanıyor. Tabii yaşanıyor. Yani. Adi vakaya dönüşüyor böyle uygulamalar. Çok büyük bir dünya, karışık bir dünya. Sürekli her gün yeni, farklı, değişik araçlar bu büyük ve karışık dünyaya dahil oluyor. Bu yüzden hepimizin bu dijital dünya okuryazarlığını edinmemiz lazım. Türkiye'de önemli bir eğitimci var. Bu konularda farklı çalışmalar yapıyor. Enver Yücel Bey. Onun dijital fırsat eşitliği adlı bir önemli bir kavramsallaştırması var. Sosyal medyayı da burada düşünebiliriz. Yani. Sosyal medya aslında insanlara çok güzel de eğitim veren bir yer. Enver Yücel Bey buna çok önem veriyor. Okullarında bunlara dönük çalışmalar da yaptırıyor. Bu çok önemli. Çünkü baktığımız zaman dijital eşitsizlik, dijital eşitlik, insanların evreni tanımasına sosyal medya herkese bir olanak sunuyor. Bu yüzden Emre Rüçar Bey'in de çalışmalarını buradan bahsetmemiz lazım. Çünkü süreç içerisinde artık dünya dijitalleşiyor ve oradan öğreniyor. O kadar korkutucu bir yer değil ama yerinde ve dikkati kullanarsın. Nasıl kullanacaksın? Ona hizmet edecek aslında, evet, değil mi? Ne istersen sana onu veriyor. Hocam akıldaki sorulara verdiğiniz yanıtlar için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, teşekkür ederiz.